Arkadaşlar merhaba. Bir önceki videoda Jacobi yöntemiyle bir lineer cebirsel denklem sisteminin çözümünü iteratif olarak yapmıştık. Şimdi Jacobi metodunun e, düzeltilmesi daha hızlı yakınsayabilmesi için düzeltilmiş bir şeklini göreceğiz. Düzeltilmişten kasıt geliştirilmiş de denilebilir. Öncelikle Jacobi yöntemini tekrar bir hatırlayalım. 3 bilinmeyen 3 denklem olsun. A11 x artı A12 y artı A13 z eşittir B1. İkinci denklem A21 x artı A22 y artı A23 z eşittir B2. A31x artı A32y artı A33z eşittir B3. Şimdi bu denklem sistemini ben Jacobi ile çözebilmek için şunu matris formunda yazarsam. her bir denklemden çözeceğim değişkeni katsayısının Baskın olmasını istemiştim. Ne demek istemiştim aslında matris formunda şu katsayılar matrisini yazalım. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. A3 Kapatalım. Bilinmeyenler x. Y, Z ve sağ taraf vektörü B1, B2, B3. Demek istediğim şuydu. Şimdi sen birinci denklemden 1 bir diyelim, 2 diyelim, 3 diyelim. Birinci denklemden x'i çekmek istiyorsan birinci denklemden x'i çekmek istiyorsan x'in katsayısı X'in kaç sayısı? A11 Diğer A12 ve A13'e göre Baskın olmalıydı. Yani Mutlak değeri Mutlak değeri A12 ve A13'ün Mutlak değerlerinden Neydi? Büyük olmalıydı. Mutlak değerlerin toplamlarından. Aynı şekilde ikinci denklem için Bu sefer sen 2'den de Y'yi çözeceksen o zaman A 2 2'nin diğer iki kat sayıdan ne olması lazımdı? Baskın olması lazımdı. A 2 1 artı A 2 3. Yine 3'ten de tabii geri bir tek x kaldı. Dolayısıyla onun da A3 3'ünün diğer iki katsayıdan büyük olması mutlak değerlerin toplamından büyük olması gerekiyordu. Bu şart nedir bu şart? Bu aslında Jacobi için Jacobi için nedir? Yakınsama. Yakınsama koşulu denebilir. Eğer bu koşulu sağlatabilirsen, eğer bu koşulu sağlatabilirsen senin e, tahmini değerlerinde, verdiğin tahmin değerlerle e, gerçek köklere yani bu eşitliği sağlayan, yıldız eşitliği sağlayan x, y, z değerlerine yakınsama gerçekleşiyordu. Matris formunda da matris formunda da biz şunu söylüyoruz. Diagonal elemanların baskın olması. Diagonal elemanların baskın olması. Bakın dikkat edin. Bunlar aslında diagonal elemanlar. Diagonal elemanlar. Diagonal elemanlar ne? Bu diagonallerin içinde e, yakaladığımız elemanlar. A11, A22, A33. Bunların hepsinin büyük olması lazım. Ki sen 1'den X'i, 2'den y Y'i, 3'den Z'yi çek. E, bu... Sırada verilmeyebilir. Denklem her zaman 1, 2, 3 sırasında verilmeyebilir. Ama sizden tavsiye daha önce de söylemiştim. Bu sıraya getirmeniz. Ee, peki 1'den x'i, 2'den y'yi, 3'den e, z'yi çektiğimde nasıl bir denklem elde ediyorduk? Örneğin 1'den x'i çekelim. x eşittir. 1 bölü. a 1 1. Nedir? b 1 eksi. Bunu şimdi iteratif formda yazmak için aralarına biraz şurada bir eksi olacak. Y. Biraz boşluk bırakalım. Bir alt indis gelecek. Eksi A13 Z kapa. Şimdi birden X'i çözdüm. E, i̇kiden Y'yi çözüyorum. B2 eksi A21 x eksi eksi a 2 3 üç, z 3'ten z'yi 1 bölü a 3 3 b 2 eksi a 3 1 x eksi a 3 2 Y kapa. Şu Y'yi Z'yi alt indisler gelecek şekilde birazcık uzağa yazayım. Şimdi sağ taraf benim tahmini başlangıç değerlerini girdiğim yerler. Yani burası aslında i eşittir 0 dersem dolayısıyla buralar tahmini değerler. Sağ taraf tahmini değerlerin girildiği yer. Sağ tarafa tahmin değerleri giriyorum. i bizim için her zaman bir tahmini değerdi. E, i eşittir 0 demek ilk başladığın tahmini değer. i, I eşittir 0'ları kullanarak i eşittir 1'e hesaplıyorum. Yani birinci iterasyon çözümünü hesaplıyorum. Daha sonra i'yi arttırınca bu sefer bu yeni bulduğun çözüm ne olmuş oluyor iteratif düşünce açısından? Bir sonraki tahmin değer olmuş oluyor. Dolayısıyla x'i artı bir y'i z'i artı bir sayısal nedir? Çözümler. Sayısal çözüm yakınsama gerçekleşmezse aslında ne? Yakınsama gerçekleşmezse demeyeyim. Hata kriterin altına düşmediği takdirde ne oluyordu sayısal çözümler? Evet. Hata kriteri sağlanmazsa sağlanmaz ise bir sonraki iterasyondaki sonraki iterasyonda tahmin değere dönüşür, değil mi bu? Nereye kadar gider bu, bu süreç? evet hata kriterimizin altına düşünceye kadar. Hata kriterinin altına düşünceye kadar. Şimdi bu anlattığım bir defa Jacobi. Gauss-Seidel yöntemine geçersek asıl bu dersin konusu Gauss-Seidel yöntemine geçersek. Gauss-Seidel yöntemi aslında Gauss'un kendi içinde bir avantajını Gauss'un içinde olan bir avantajı ön plana çıkartıp kullandığımız bir yaklaşım. Ne o? Şöyle söyleyelim. Şimdi sağ tarafta tahmin değerler, sol tarafta sayısal çözümler. Birinci iterasyon denklemine bakalım. Birinci iterasyon denklemine bakalım. Tahmini yi değeri ve zi değerini kullanarak x'i artı 1'e hesapladım. Artık elimde tahmin değerler neler? tahmin değerler. Tahmini değerler. Şuraya tahmin değerleri bir hatırlatayım. X'i, Y'i, Z'i. Evet. Ne yaptım birinci denklemde? Y'i ve Z'i kullanarak yani şuradaki Y'i ve Z'i kullanarak geldim. X'i artı 1'i hesapladım. Bir sonraki adımda bir sonraki adımda bu sefer Xi ve Zi kullanıyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Elimde artık Xi'den daha iyi bir çözüm var. Ne o? Xi artı bir. Neden bir önceki adımda hesaplamıştım? Dolayısıyla ikinci denklemde ben niye X'i kullanayım? Elimde artık daha iyi sonuç var. Xi artı bir var. E, o zaman buraya Xi artı biri kullanırım. Olmaz mı? Gerek yok çünkü X'i kullanmaya. X'i artı bir her zaman için X'i'den daha iyi bir çözümdür. Dolayısıyla bu X'i e, geldim bir sonraki iterasyon formülünde yerine yerleştirdim. Evet. Y Y'i artı bir e hesaplarken dikkat et dikkat et X'i değil X'i artı biri kullandım. Sonra Z'yi artı 1'e geçiyorum. Evet Z'yi artı 1 ne? B2 eksi A3 bir A bak A3 bir x i. burada artık burada da x'iye gerek yok. X'i artı 1'i kullanırız değil mi? Geliriz buradan x'i artı 1'i çekeriz. İlk denklemden geliriz. A bir de ne var? Bir de yi var. Yi de zaten yi'nin de elimde daha iyi sonucu var. yi artı bir. Dolayısıyla buradan da yi artı bir gelir koyarım buraya. Evet. Bir özetlersem özetlersem 3 bilinmeyen 3 denklem için x'i artı bir eşittir. 1 bölü a11 b1 eksi a12 yi eksi a13 zi. Dikkat edersen burada yi ile zi'yi kullanamıyorum. Neden? Çünkü x'i artı 1'den önce herhangi bir daha iyi bir sonuç yok. Ama yi artı 1'e geçince Artık x'i yerine bir önce hesapladığım x'i artı 1'i kullanıyorum. a 21 1 x'i artı 1 eksi z'i artı 1 olmadığı için burası Jacobi'den farklı değil yani z'i. En şanslısı hangisi? En şanslısı aynı iterasyon içinde z. Neden? Çünkü içindeki tüm bilinmeyenler x'in ve y'nin kullandıklarından çok daha iyi sonuçlar. En şanssız x çünkü onda direkt en baştakini kullanıyor ama y'i ve z'i kendi iterasyonun içinde hesaplanan değerleri kullanabiliyor. b3 eksi a31 işte burası x'i artı bir eksi a32 y'i artı 1 kendi iterasyonunun içinde ne yaptı? Y'i artı 1 geldi. Yukarıdaki x'i artı 1'i kullandı. Z'i artı 1 neyi kullandı? Hem y'i artı 1'i kullandı hem de x'i artı 1'i kullandı. Kendi iterasyonun içinde. Jacobi de Tahmini başlangıç şartları her bir iterasyon formülü için aynısıydı. Ama Gauss-Seidel'de ise e, iterasyon formülleri aynı iterasyon içinde geçildikçe hesaplanan daha iyi tahmini değerleri, sonuçları ilerleyen daha sonraki iter, e, iterasyon formüllerini ne yapıyoruz yerine koyup hesaplayabiliyoruz. Şimdi bu örneğe bakalım. Bir önceki videoda çözdüğüm örnek. Orada diagonal baskın formda verilmemişti. Burada o baskın formda ele alıyorum. Yani 3 2 1 2 Nedir? U V 5 5 Evet. Bakalım. Diagonal olarak baskın mı? Baskın 3, 2'den büyük. 2 de buradaki 1'den büyük. İki bilinmeyen iki denklem. Hemen iterasyon formülünü oluşturalım. İlk önce Jacobi'yi oluşturalım isterseniz. U eşittir. 1 bölü 3. 5 eksi. Nedir? 2 VI. 2VI. Peki V nedir? 1 bölü 2 5 eksi UI. Bu arkadaşlar bu neydi? Bu Jacobi'ydi. Şunu bir düzeltelim. Düzeltelim soruda. Şurası şurası 3 ilk denklem 3 artık 2V'ymiş. Yani şurası 1. İkinci denklemde U artı 2V doğru. O zaman şurası düzelecek. 5 eksi V i. V eşittir. 1 bölü 2. 5 eksi U i. Bu Jacobi'ydi. Biz bunu neyle çözeceğiz? Gauss Seidel ile çözeceğiz. O zaman şurası şurası artık Ui artı 1 neden? Çünkü yukarıda ben Ui artı 1'i hesapladım. Tabi aşağıda da Ve i artı 1 hesaplanacak. Dediğimiz gibi Gauss Seydal e, Jordan iterasyonundaki yakınsama hızını sadece arttırıyor. Eee Yoksa e, şöyle bir şey, durum söz konusu değil. Jacobi'nin e, çözemediği herhangi bir soruyu Gauss-Seidel ile çözülmüyor. Sadece daha hızlı istenilen sonuca yakınsama gerçekleşiyor. Şimdi başlayalım. i eşittir 0 birinci iterasyon. Tahmini değerlerim neydi? U 0 0 ve 0 eşittir 0. Evet. U1 eşittir. 1 bölü 3 5 eksi V1 Burada bizim V1'miz kaç? 0 değil mi? Pardon. V0. Şunu düzeltelim. 5 eksi V0 1 bölü 3 5 eksi 0. V0 yukarıda verilmiş. O zaman U1 eşittir. 5 bölü 3 Buradan U1'e Aynı Jacobi iterasyonda olduğumuz gibi 1.6667. Şimdi gelelim Gauss Seidel'in farkına. V2 eşittir 1 bölü 2 5 eksi artık burası U0 değil. Burası arkadaşlar U1. Yani bunu kullanmak yerine bunu kullanacağız. Oradan 1 bölü 2, 5 eksi 1.6667. Buradan da V2 eşittir. Evet, buradan da V2 1.6667 çıkıyor. Aynısı çıktı ama tabii sonra bunlar ne yapacak? Ayrış çak. Gelelim sonraki iterasyona. i eşittir 1. i eşittir 1. Buradan u2 eşittir 1 bölü 3 neydi? 5 eksi v idi. i eşittir 1. O zaman v1. Buradan 1 bölü 3 5 eksi 1.6667 buradan U2 eşittir 1.1111 Evet bunu kullanacağız şimdi unutmayın V2 eşittir 1 bölü 2 5 eksi U1 değil U2'yi kullanıyorum. Yani bu iterasyonda bulduğum sonucu kullanıyorum. 1 bölü 2 5 eksi 1.1111 11. Evet buradan V2 eşittir. 1.9444 İ eşittir. 2'yi de yapalım. Evet. U3 eşittir. 1 bölü 3. 5 eksi V2. Buradan 1 bölü 3. 5 eksi 1.9444. Buradan U3 eşittir. U3 eşittir. 1.0185. Peki V3 ne? V3. 1 bölü 2. 5 eksi U2 değil U3. Gauss Seidel'deyiz. 1 bölü 2. 5 eksi 1.0185 buradan V3 eşittir. 1.9907 Tam çözümler kaçtı? Tam çözümler Evet tam çözümler U eşittir 1 ve eşittir 2 idi. Dikkat edin ikinci iterasyonda Neredeyse virgülden sonra e, Tek basamak hassasiyeti ne yapmışız Yakalamışız virgülden sonra tek basamak Hassasiyet Evet bundan sonraki iterasyonları Matlab'da bir bakalım şimdi Aynı geçen videoda yazdığımız programın üzerinden gideceğiz Evet Şimdi kaldığımız yerde artık Matlab programıyla götürelim. Ee, bir önceki videoda gösterdiğim Jacobi iterasyon metodunun oradaki metodunla e, aşağı yukarı aynı program. Ancak burada birazcık daha programın üzerinde çalıştık. Daha profesyonel e, bir sunum yapmasını istiyoruz. Bunun için pi Fprint F komutunu kullanıyorum. Fprint F komutu arkadaşlar hafızadaki değerleri istediğin basamak hassasiyetinde ekrana yazdırmanı yarayan. Ayrıca etten başka şeyler de başka e, değerler de yazıları da yani string dediğimiz şeyleri de yazabildiğimiz bir komut. Display'den farklı, Display komutundan farklıdır. Display'de sadece eee string dediğimiz aslında string de değil bunlar ama yazı e, yazı ekrana çıkartabiliyoruz. Print F komutunda ise hafızadaki bir değişkeni istediğimiz basamak hassasiyette yazdırabiliyoruz. Şimdi öncelikle maksimum iterasyon sayısını aynı şekilde belirledik. Bir çözüm matrisi oluşturduk. Çözüm matrisi arkadaşlar iki satırdan oluşuyor. 2 satırdan oluşuyor. IMAX artı bir de neyden oluşuyor? Sütundan oluşuyor. Neden IMAX artı bir? Çünkü IMAX maksimum iterasyon sayısı artı bir de aslında bizim tahmini başlangıç değeri de. de birinci sütun her satırın birinci sütunu olması için artı bir fazlalık da oradan geliyor. Şimdi iterasyonlar for döngüsüyle başlıyor. Birinci denklemimiz. Neydi birinci denklemimiz? U eşittir 5 eksi V bölü 3'tü. Bakın U solu sol matrisinin U değişkeni sol matrisinin birinci satırındaki birinci satırındaki tüm sütunlara ait. Yani her bir iterasyon birinci satırın tüm sütunlarına yazılacak. Aynı şekilde V çözümümüz. O da burada her bir işlemden sonra bulunan sonuçlar ekrana yazdırılacak. Daha sonra ise bu sonuçlara hata analizi yapılacak. Hata analizi nasıldı? Aradaki farkın ben 10 üzeri eksi 5'ten küçük olmasını istiyordum. Virgülden sonra 4 basamak hassasiyet için. Burası da istenilen hata sağlanmazsa ne yapıyordu? Bize uyarı veriyordu. Çünkü maksimum iterasyon sayısına ulaşıyorduk ve işlemler duruyordu. For döngümüz bit bitiyordu daha doğrusu. Şimdi bu işlemler bittikten sonra yani yakın sana gerçekleştikten sonra biz bir defa bulduğumuz sol matrisini sol matrisi neydi? Çözümlerin olduğu matrisi artık ben solution dediğim yani daha düzgün bir çözüm matrisine taşıyorum. Niye daha düzgün bir çözüm matrisi? Çünkü solution matrisinde, solution matrisinde istediğimizden daha fazla çözüm olacak. Ne demek istediğimizden daha fazla çözüm? Ben bir defa iterasyonların başında e, sol matrisini iki satır ve imak sarktı bir e, sütundan oluşan sadece sıfır vektör olarak oluşturdum. Halbuki iterasyonlar genelde imax e artı bir imax'tan e daha önce bitecek. E, o zaman kalanlar ne olacak? Sıfır olarak kalacak sütunların içinde. Dolayısıyla onları ayıklamak için istemediğim çözümleri ayıklayan ayıkladığım bir ne kuruyorum burada? Solutions matrisi oluşturuyorum. Daha sonra bu solutions matrisini solutions matrisini istediğim formatta transpozu ettirerek gösteriyorum. Ee, neden ekrana yazdırdığımda sonuçlar ekrana yazdırıldığı halde bir de hafızada kaydedilmesini istiyorum. Çünkü arkadaşlar e, biz e, elimizdeki şeyleri matlabın ekrana yazdırması farklıdır. Hafızada tutması farklıdır. Biz çözümler için hem ekrana yazdırmasını isteriz sunum yaparken halbuki tek başımıza çalışırken aslında ekrana yazdırmak da çok gerekli değil. Ama bir de neyi isteriz? hafızaya kaydetmesini isteriz. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Şunu bir çalıştıralım. Ya F5'te ya da şurada rana basarak çalıştırabilirim. Ha bu arada bu bu arada bu Jacobi algoritmasını kullanıyor. Gauss Seidel'i kullanmıyor. Yani şu andaki videonun konusu olanı kullanmıyor. Önce bir Jacobi ile bir başlayalım. Sonra bunu çok basit bir Değişiklikte hemen gauss sayıdale dönüştüreceğim. Run diyorum ve geliyorum MATLAB'ın komutuna bakıyorum. Evet, şöyle programı MATLAB'ın bir e, içine. Bir saniye. doc editor tamam. Şimdi demek istediklerimi tekrar açıklıyorum. Sol zeros 2'ye i max artı 1 oluşturdum. Şu sola bakalım. Demek istediğim işte şu. 2 satır 2 satır i max artı 1 tane ne? Sütun. 2 satır I max artı bir tane sütun. max neymiş? 16. Peki pardon bizim iterasyon sayımız kaçmış? 16. 16. sütunda dolmuş. Peki İmax'ı kaçtı? 50 idi. E 16'dan sonrası ne olacak? Boş olacak. Değil mi? Dikkat et. 16'dan sonrası boş. Nereye kadar? 51'e kadar. I max artı 1'e kadar. Dolayısıyla ben çözümleri içinde çözüm vektöründe bunları ayıklamak için ve kapattık. Evet. Solution'da ben bunları ayıklamak için solution matrisini kullandım. Dikkat et. Dikkat et. 0 2 0 0 tam tersi yönde çevirdim. Transpozunu aldım. Çünkü neden? Küçük ekranda çalıştığımız için birazcık sıkıntı yaşıyoruz. Şunu bir neyse şunu kapatalım. Tamam. Gelelim. Evet. Nerede kalmıştık? İterasyon sayımız bir önceki, bir önce nedense iterasyon sayısını daha az bulduğum gibi yapıyordu. Baştan başlatmak zorunda kaldım. Galiba şuralarda bir değişiklik oldu. Neyse bunun üzerinden gideyim, bir bakayım bir değişiklik var mı? Ee, yok, herhangi bir değişiklik durmuyor. Bu neydi? Bu Jacobi iterasyonuydu. Jacobi iterasyonu iki bilinmeyen iki denklem için. Bu soruyu ne yaptı? Çözdü. Yaklaşık ha, 10 üzeri eksi 6 kalmış burada. Tamam 10 üzeri eksi 5 yapacağım. Şunu. Evet tamam şimdi oldu. Bir öncekine tekrar geri döndük. 15 tane şeyde. Bakın bu ekrana yazdırıyor sonuçları. Şunu bir maksimize edeyim. Sonuçları şu anda ekrana yazdırdı. Jacobi ile. Yani yaklaşık 15 iterasyonda biz virgülden sonra dikkat edin 4 hatta 5 basamak hassasiyete ulaşmışım. Evet virgülden sonra 5 basamak hassasiyet. 10 üzeri eksi 5 aldım çünkü. Yo. Hatta ee, tam. Evet virgülden sonra 4 basamak hassasiyet. Neden? Şuraya bakalım. Şuraya bakalım. Ve şurası Şuradan yuvarladığım zaman burası 2 oldu. Burası da 2 oldu. Virgülden sonra 4 basamak hassasiyet. Ee, ancak U'ya bakarsan virgülden sonra 5 basamak hassasiyet gözüküyor. Evet e, olabilir. Farklı olabildi şu anda. Nedeni şu arkadaşlar. Sayısal yöntemlerde hassasiyet çözüm takımının en zayıf elemanı üzerinden alınır. Yani burada aslında Virgülden sonra 4 basamak hassasiyettedir çözümler. V'yi ikinci çözümü dikkate alacağız. Gelelim aynı şeyi biz bir neyle yapmaya? Gauss Seidel ile yapmaya. Bu Jacobi'di. Gauss Seidel için ne yapmamız lazım? Gauss Seidel için. Bir önce bulduğumuz Sonucu kullanmamız lazım. İlk bulduğumuz çözüm nerede geçiyor matlab komutunda? Burada geçiyor. İkinci bulduğumuz çözüm nerede geçiyor? Burada geçiyor. Bizim istediğimiz burada bulunan, bu, bu sonuçta burada bulunan e, çözümde bir öncekini kullanmamız değil mi? Yani bunu. O zaman tek yapmamız gereken aslında şuraya bir i artı 1'i ne yapmak? Koymak. Sadece buraya bir i artı 1 koyuyorum. Kendi içinde olduğu şurada hesapladığı çözümü geliyor burada kullanıyor. Bu çözümü bu çözümü geliyor burada kullanıyor. Aynı benim anlattığım gibi. Command Window Editor Tamam. Şimdi çalıştıralım. Evet. Aynı hassasiyeti değiştirmedim. 10 üzeri eksi 5. 10 üzeri eksi 5 alırken dikkat edin arkadaşlar. 10 üzeri eksi 5'te. Kaç iterasyon da bu iş bitti? 9 iterasyon. Yani Hatta bakalım. Evet, hatta 8 iterasyonda da virgülden sonra 4 basamak hassasiyet sağlanıyor. Dikkat et. Dikkat et. Şurası bir önce yapılan işlem buydu. 15 iterasyonda. 15 iterasyon. Hangi metot? Jacobi. 9 iterasyon. Hangi metot? Gauss-Seidel. Tek fark ne? İşte tek fark şu arkadaşlar, tek fark şu, şurada sadece aynı for döngüsünün içinde hesapladığım ikinci değişkeni geldim, şunu geldim yukarıdan aldım buraya koydum. Eğer şu ben şu i artı bir olmasaydı, bu Jacobiydi. Buraya bir artı bir koyarsam, kendinden önceki yani satır 7'deki şu anda içinde bulunduğumuz i değişkeninin çözümünü alıyor ve kullanıyor. Ne kadar işleri kısaltmış? Ne kadar işleri kısaltmış? Yaklaşık evet 6 iterasyon. Zaman olarak ne kadar kısaltırdı bu? Zaman olarak şöyle yapalım. Matlab'ın tik tok komutlarını yerleştirelim. Şunu bir silelim. Hatta 10 üzeri kaç yapalım? Eksi 10 hassasiyet yapalım. 10 üzeri eksi 10 hassasiyette bu soruyu Jacobi ile çözdüreyim. Bakalım. Command Window'a. 0. Çift 0.7 yani bu benim neyim? Buna TT1 diyeyim. Bu benim Jacobi ile olan sürem. Bu benim Jacobi sürem. Şimdi aynı soruda gelelim. Şuraya bir i artı bir koyalım. Gauss Seidel ile çözdürelim. Command Window'a bakalım. Evet, 0.0074. Yüzde kaç azalmış? Bunu artık nasıl yaparız? Bu eksi bu. Değil mi? Bölü şunu bir indireyim. İlk sonucum 79. Evet. Çarpı 100. ANS çarpı 100 demem lazımdı. Evet. Yani 100 de %6.32 daha hızlı. %6.32 daha hızlı. Gauss Seidel neye göre? Jacobi'ye göre zaman bazında. Tabi bu bilgisayarınızın işlemcisine, şusuna, busuna göre değişir. Şimdi daha başka bir örnek yapalım. Merhaba. Şimdi bu ee, soruya bir bakalım. Burada iki tane soru var. Ee, verilen başlangıç şartları altında e, yakınsama kriteri x i artı 1 eksi x'i küçük 10 üzeri eksi 5 olacak şekilde Gauss Seidel ile çözünüz. Matlab ortamında Jacobi yönteminin sonuçları ile karşılaştırınız bizim buradaki hata kriterimiz ya da yakınsama kriterimiz son iki çözümün arasındaki farkın 10 üzeri eksi 5'ten küçük olmasıymış. Şimdi alalım ilk soruyu. Bakalım ilk soruyu şöyle bir matris formunda yazalım. Ve e, diagonal olarak baskın formda mı görelim? Eksi 8, 1. Eksi 2, 1, 5. Evet x y z eşittir neymiş 7 eksi 21 15 bakalım formumuza 4 evet 4 eksi 1 ile 1'den mutlak değerlerin toplamından büyük eksi 8 de öyle Eksi 5'te eksi 2 ve 1'den e, Mutlak değerlerin toplamından büyük O zaman Diagonal olarak baskın formda Biz bunu Mevcut halinden Sırayla hemen x'i y'yi z'yi çekebiliriz Yani 1'den x 2'den y 3'den de z 1'den x'i çekelim x'i artı 1 7 Artı Eksi 1 Eksi 1'in çarpanı y o zaman y i. Eksi 1'in çarpanı z z i. Evet. Y i artı 1'e bakalım. Eksi 8. Onu ben 1 bölü 8 yazayım. Başa. Evet. Ha, iç tarafı eksiyle çarpıyorum. 21 eksi 4 ee, yok. Artı 4. X i bir öncekinden gelecek. Bu x i artı 1. Ve artı z i. Bu z i artı 1 olmaz. Çünkü z i olacak. Z i için herhangi bir daha iyi sonuç yok. Şimdi Z'yi artı 1 i yazalım. Evet bu en şanslısı çünkü yukarıki iki denklemi x'i artı 1 ve y'i artı 1 i bu kullanabilir. 1 bölü 5. 15 eksi artı diyelim 2 x'i artı 1. Evet eksi y'i yi artı 1. Evet. Şimdi i eşittir 0, x0, y0 ve z0 dan başlarsak ne olacak birinci çözüm? x1 bir. eşittir 1 bölü 4 1 bölü 4 7 artı 0 artı 0 buradan x1 eşittir 7 bölü 4 o da x1 eşittir 1.75 çift 0. Bir sonraki slayta geçtik. İlk x, x1 için buraya taşıdık. Şimdi y1 hesaplayalım. y1 eşittir 1 bölü 8 21 artı 4 x1 artı z0 Evet x1 yukarıdaki x1'i burada kullanacağız. Bu iterasyonda hesapladığımız x1'i. Buradan y1 eşittir. 1 bölü 8. 21 artı 4 çarpı 7 bölü 4. Artı z0. Buradan şunlar gitti. y1 eşittir. 28 bölü 8 buradan y1 eşittir 3 buçuk. Evet gelelim z1'e z1 eşittir z1 eşittir şunu kullanacağız 1 bölü 5 15 artı 2 dikkat et i eşittir 0'dayız x1 artı pardon eksi şunu alacağız. i eşittir 0 y1. Yani x, z burada aynı iterasyondaki x1 ve y1 sonuçlarını artık kullanabilir. Artı 2 x1. x1'i kaç bulmuştuk? 2 çarpı 7 bölü 4. Evet. Eksi y1. y1 ne? Eksi 28 bölü 8. Dikkat et şunu 2 ile genişletirsem. 7 kere 4 28 bölü 8. Şu ikisi gitti. Şu 15'te de 5 sadeleşti. Buradan da z1 eşittir. 3. y1 eşittir. 3.5 ilk iterasyon sonuçları bunlar. x1 eşittir. 17.5. Şimdi ilk iterasyonu bitirdim. Bu işlemler üzerinde artık daha fazla durmaya gerek yok. Bunları ben asıl MATLAB'da çözme amaçlı ilk adımını yaptım. MATLAB programlarının üzerinde duralım. İyi biri siz elle yapabilirsiniz. Diğer soru, diğer B şıkkına bakalım. Sonra her ikisini beraber ne yapacağız? MATLAB'da inceleyelim. Şimdi bir de şunu alalım elimize. Şuraya gidelim. Şöyle yeni bir sayfaya yapıştıralım. Bunu çözmemizi istiyor. Gauss-Seidel'le hemen iterasyon formülünü uygulayalım. Yalnız öncelikle neye bakmamız lazım? Öncelikle B şıkkındayız. Diyagonal olarak baskın formdadı. Bakalım. Maalesef diyagon olarak baskın formda değil. 2, e, 4 ve 1'in mutlak değerinin toplamından büyük değil. O zaman ilk denklemden yani birinci satırdan U'yu çözemem. Birinci satırdan hangisini çözmem lazım? Evet birinci satırdan baskın olan terim 4 olduğu için V'yi çözmem lazım. İkinci satırdan neyi çözmem lazım? Bak baskın olan terim var 5. Beş. 5'i çözdüm. W'yi çözmem lazım. W'nun katsayısı diğer ikisinden büyük. Sonuncudan geri kalanı çözmem lazım. Umarım onda da e, U baskındır. Bakalım 3. Evet bir ve 1 ve eksi 1'in mutlak değerlerin toplamından daha büyük. Tamam yakınsama gerçekleşecek. O zaman bunlara ait birer iterasyon formülünü artık kurabilirim. Yalnız diagonal olarak baskın formda yazalım. İlk denklem U'yu 1'e alacağım. U. Dolayısıyla 3, 1, eksi 1. U, W, U, v, w eşittir. Şunu unutmayın. Denklemi yer değiştirince sağ tarafında yer değiştirmeyi unutmayın. Dolayısıyla burası 4. İkinci denklemden V'yi çekmem lazım. V'yi hangi nereden çekiyordum? Evet V'yi birinci denklemden çekiyordum. Buradan çekiyordum. O zaman 2, 4, 1. Karşısı ne? Sağ taraf vektöründeki değeri 1. Şurayı bir kapatayım. Evet W'yu nereden çekiyordum? W'yu da ikinciden çekiyordum. 2'yi 3'e alacağım. Yani eksi 1, 2, 5. Bu da kaç? Bu da 1. Evet. Buradan artık iterasyon formüllerimizi oluşturabilirim. Ui artı 1 eşittir. 1 bölü 3. 4 eksi vi eksi pardon artı wi. Evet. Yi artı 1 nedir peki? Pardon. Vi artı 1. İkinci değişkenim vi katsayısı 1 bölü 4. Sağ taraf vektörü 1. 1 eksi 2. Ui artı 1. Gauss Seidel'deyim. Ui artı 1. Evet. Diğeri ne? Eksi W i. Onda bir önceki sonuç yok. Tahmin diye kullanmam lazım. Evet. W i artı 1 nedir? Kas sayısı 5. 1 bölü 5. Sağ taraf vektörü 1. 1 artı. Eksi 1 sağa geçti. Bunun çarpanı u i. Gauss seydaldeyiz. Şu anki sonucumuz u i değil. U i artı 1 daha iyi sonuç var. V eksi 2. Evet v i'den de daha iyi sonuç var. V i artı 1. Evet şimdi gelelim bunları bir ne yapmaya? Şu da şuraya geldi ve i de geldi burada. Aynı yerlerde kullanıldı. Şimdi gelelim biz e, iterasyonlara başlamaya. Ne ile başlamamızı istiyordu bize? Ne ile başlamamızı istiyordu? i eşittir 0 ve i eşittir 0 ve tahmini başlangıç değerleri U0, V0, W0 eşittir 0. A ve B şıkkını bundan sonrakini işlemleri elle kontrol edebilirsiniz. Biz hemen bu programın bu iterasyon formülünü MATLAB uygulamasına geçeceğiz. MATLAB ortamına geçelim şimdi. Evet A şıkkına bakalım şu anda. Ee, A şıkkındaki sorumuza tekrar şuradan bir bakalım. 4x eksi y artı z eşittir y. 4x 8 y -e artı z eşittir eksi 21. Eksi 2x -e artı y artı 5 z eşittir 15. 3 bilinmeyen 3 denklem. Bir önceki soruda 2 bilinmeyen 2 denklem için ne yapılıyorsa burada da aynı şeyi yaptık. Yalnız solution ya da sol matrisimize bir üçüncü satır ilave ettik. Niye üçüncü satır ilave ettik? Çünkü üçüncü değişkenimiz buraya atanacak. Üçüncü değişkenini hafızada yer kaplayacağı yer burası. Şimdi dikkat et. Aynı for döngüsünün içinde bu arada ekrana bilgi notları düşerken yazdırırken üçüncü değişken de ilave edildi. Aradaki farklı dosyaları çalıştırırken mutlaka bakın üçüncü denklemin çözümü burada. 1 ve 2 yani x e, neydi onlar? x ve y'yi çözdüğümüz x ve y'yi çözdüğümüz denklemler burada. Bu da z'yi çözdüğümüz denklem. Dikkat et şu anda içinde bulunduğumuz sonuçlar i artı birinci sonuçlar. i artı birinciyi hesaplıyoruz. İkinci çözüme geçerken dikkat et i artı bir yani Y'nin i artı bir sonucu aynı iterasyon içinde bulunan neyi kullanıyor? X'in değerlerini kullanıyor. Z'yi kullanamıyor. Neden? Çünkü Z'yi daha hesaplayamadık burada. Bu ne işaret ediyor? Bu, bu yöntemin Gauss Seidel olduğuna işaret ediyor. Aynı şekilde üçüncü değişken yani Z'ye bak. Bu da aynı şekilde neyi kullanıyor? Şu anda bu hesapladığımız Y ve X'in değerlerini kullanıyor. Aynı şekilde Toleranslar hesaplanırken bu sefer 3 tane değişkene göre hesaplanıyor ve 3 tane değişkenin toleransı aynı anda sağlanmalı hata kriteri. Bir tanesi sağlanıp diğerleri sağlanmadı mı veya eksik sağlama durumunda işlemler devam edecek sürekli. 3'ü de sağlanıncaya kadar hat maksimum hataya ulaştığımda pardon maksimum iterasyona ulaştığında yani tolerans sağlanmadan hata verecek. Onu da o kontrol döngüsüne yaptım ve aynı şekilde arkadaşlar aynı şekilde ekrana yazdırmaktan başka ekrana yazdırıldığı gibi düşey olarak yani e, bütün sütunları bütün çözümleri sütun şeklinde görüneceğimiz hafızaya bir de solution matrisi oluşturuyor. Şurada bir fark var bu programda şu şimdi bazı bizim ele aldığımız sorularda hep tahmini başlangıç değeri 0 0 0 aldık. Dolayısıyla ben ilk baştaki çözümün tümünü sıfır matrisi atayıp ve hemen onun satırların birinci elemanlarını gidip de almam, tahmini başlangıç değeri olarak almam bir şeyi değiştirmedi. Ama şunu yapabilirsin. Tahmini başlangıç değerlerini sıfırdan başka almak isteyebilirsin. O zaman şunu yapman lazım. Bu sol sol matrisinin bütün satırlarının ilk sütunları neye işaret ediyordu? Tahmini başlangıç değerlerini. İşte bunları değiştirmen lazım. Buradan dışarıdan bunları girebilirsin. Ben buna ihtiyaç duymadım ama siz deneyebilirsiniz. Bunların başlarındaki yüzde işaretini kaldırıp daha iyi değerler verip, daha yakın değerler verip belki yakın yakınsamanın daha da hızlandığını Gözlemleyebilirsiniz. En iyi matlabı ve sayısal yöntemleri bir arada öğrenmenin yolu, ben size söyleyeyim. Bu programların üzerindeki e, kısımları kapatıp açmak, eğer birini kapatınca işler nasıl değiştiğini görmek veya başka bir satırlar eklemek, yani üzerinde değişiklikler yaparak bu programın nasıl çalıştığını veya bizim göremediğimiz çok daha iyi şeyleri siz ne yapabilirsiniz? Bulabilirsiniz Şuradaki T'ler ne buradaki Slash T arkadaşlar Ya da ters bölme T Bunlar Top görevi görüyor Burada ekrana yazdırdığımda Şöyle bir programı çalıştırayım Komandı gizlemiştim şuraya açayım şimdi Ekrana yazdırdığımda şu aralardaki şu boşlukları Slash t'lerle yaptım. Ters bölme daha doğrusu t'lerle yaptım. Ee, şimdi gelelim. Hata kriterini ne vermişiz? Biz burada Bakalım. 10 üzeri eksi 5. Soruda örnekte ne istemiştim ben sizden? Örnekte ne istemiştim? Evet. örnekte de 10 üzeri eksi 5 istemişim. O zaman sıkıntı yok. Evet. Gauss Seidel ile 8 iterasyonda sonuçlara yakınsadı. Sonuçlar 2, 4 ve 3. X eşittir 2, Y eşittir 4, Z eşittir 3. Bunları lütfen kontrol edin. tam çözümlerin de bunlar olduğunu zaten göreceksiniz. Dikkat edin. Virgülden sonra 4 basamak hassasiyet nerede sağlanmış? Aslında şunu yuvarlattığımda Burası 3 basamak hassasiyet. Evet 6. ve 7. satırda bütün hepsi için sağlanmış mı? Evet bütün hepsi için sağlanmış. 10 üzeri eksi 5 almamın nedeni e, hem 10 üzeri eksi 4 e, virgülden sonra 4 basamak hassasiyeti geçmem. 4 basamak hassasiyeti geçmem. Ondan daha iyi sonuçlar bulmam ki nitekim bulmuşuz. Şimdi gelelim. Bu Gauss de hemen bu program üzerinde çok küçük bir değişiklikle biz bunu Jacobi iterasyonu çevirebiliriz. Hemen çözümlerin bulunduğu iteratif iterasyon formüllerin olduğu satırlara gidelim. Burada kendinden önce aynı satırda kullandığı noktaları ya da çözümleri şuradan bir kaldıralım. Bakın burası iyi artı bir. Bunlar o anda olacağımız yer. Yani i'ler i iy olması lazım Jacobi için. Basıyorum. Ve çalıştırıyorum. Bakalım. Evet. Aynı hassasiyeti bu sefer 13. iterasyonda sağladı. Yani 5 iterasyon daha hızlı. 5 iterasyon neredeyse daha hızlı. Bir önceki soruda yaptığım gibi TikTok komutlarını ekleyerek zamanı da yüzde kaç kısalttığımızı ne yapabilirsiniz görebilirsiniz. Şurada bir e, satır değiştirmişiz istemeden şunu düzeltelim. Bu programları Teams'e yükleyeceğiz. Gelelim ikinci örneğe. Evet. İkinci örnek bu sefer bu. Bunun iterasyon formülünü, bunun iterasyon formülünü hemen oluşturduk. Aynı şekilde 3 bilinmeyen 3 denklem. Yine Size tahmini başlangıç şartlarınızı ilk baştaki e, sıfır matrisine solun matrisinden oluşturabilme şansı veriyoruz burada. Ama bunları kullanmamışız. Yani sıfır 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 yine alabiliriz. E, şu anda bakalım. Bu ne? Bu gauss seidel Evet gauss seidel Aynı şekilde bir çalıştıralım. Evet. Kaç hassasiyet bu? 10 üzeri eksi 10 hassasiyet. Bu çok yüksek bir hassasiyet. Bir sorudakine geri dönelim. 10 üzeri eksi 5'e. Evet çalıştıralım. Gauss Seidel arkadaşlar 15 iterasyon. Sonuçlar ne? 2, eksi 1 ve 1 sonuçları. Dikkat et virgülden sonra 4 basamak hassasiyette e, hatta virgülden tabi virgülden sonra 4 basamak hassasiyet bu çözümler. Bu virgülden sonra 5 basamak hassasiyet. ikinci değişken. Üçüncü değişken de virgülden sonra 4 basamak hassasiyet. Evet. Birinci değişken de virgülden sonra 4 basamak hassasiyet. Dolayısıyla en iyi değil en kötüler üzerinden hassasiyeti tanımlıyorum. Virgülden sonra 4 basamak hassasiyette çözümler elde edilmiş. Dikkat et 10 üzeri eksi 5 dememe rağmen virgülden sonra 4 basamak hassasiyeti elde ettik. Halbuki bir önce 5 basamak hassasiyet vardı. Yani e, şuna dikkatinizi çekmek istiyorum. E, virgülden sonra 4 basamak hassasiyeti istiyorsan 10 üzeri eksi 4 10, değil 10 üzeri eksi 5 tolerans alman lazım. Çözümler arasında. Hatta alabiliyorsan 10 üzeri eksi 6 al. Çıkan sonuçlarda ama e, farkı bize söylemen lazım. Fazla hassasiyet olduğunda eee fazla hassasiyette hesapladığını bize bildirsen memnun oluruz. Şimdi gelelim şu söylediğime. Benim bizim biz şunu isteriz. Bu ekrana yazdırmak arkadaşlar e, hafızaya atmak değil. Hafızaya atma kısmı şurası ve şurada dikkat et workspace'e gelelim hafızadaki değişkenler. Solution'lar. Solutions bizim çözümlerimizin düzenlenmiş hali. Dikkat et burada hepsini aslında hafızada görebiliyorsun. Bu yazdırma işlemi buradaki sonuçları yazdırmıyor. Her bir iterasyondan sonra hesaplanan değerleri yazdırıyor. Buradaki çözümler ise bu hesapladığımız bütün verilerin aktarıldığı sol matrisin içinden çekiliyor. Sol matrisi neydi? Sol matrisi çözümlerde çözümlerin yazıldığı matristi. Ama bu matriste bir şey vardı. Son en sonu ee, eğer iterasyon sayısı maksimuma ulaşmıyorsa, çok fazla sayıda sıfır olan ve e, sütunlar vardı. Örneğin 16. iterasyonda bitmiş ama 17, 18, 19, 20 bunlar hep sıfır. Bunları atıyoruz biz. Bunları atıyoruz ve soluştuk. Temiz bir ne oluşturuyoruz? Matris oluşturuyoruz. Sen ekrana yazdırmak istersen soluştursa şöyle basıp şu şekilde de görebilirsin arkadaşlar. Şimdi bir tane ödevimiz var. O video, o ödevi videosunu ayrı çekeceğim. Burada bu dersi sonlandıralım.